Hayırlı günler. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü sukulent günlüklerimde ne var? Şöyle bitlenmiş bir tane septivarium denilen bitkimden. Buna arkadaşlar şöyle böcek ilacı yaptım. Kaç gündür takip ediyorum. Diyorum ki yani bunu diyorum telöre edebilir, işte hızla büyüyor zaten, hızla büyüyerek diyorum bunu atlatabilir falan. Bu sabah bir geldim ki bütün her yerini böyle bit değil de bu sinek, yani ince sinek. Sinek larvasını bırakıyor arkadaşlar ve ince sinek oluyor. Her taraf böyle şey olmuş, sinek olmuş. Sinir oldum ya. Mecburen bunlara da yapacağım. Bunlar da yok ama onun tepesine bırakmış öyle larvasını. Çoğalmış orada böyle. Çok gıcık ya. Bakar mısınız? Bakar mısınız ya? Şu taraftan da bir sıkayım da. O değil, diğerlerini de. Bir de arkadaşlar şu, bakın sen nasıl göstereyim, şu sarı olan, bakın tam ucunu isabet ettirdiğim, onun tepesi de aynen böyle sinek tepesine larvasını bırakmış. Yani bunlar doğanın bir tabii ki hepsi arkadaşlar bir gerekliliği, ama bitkileri de yiyip bitirdiği kesin. Bunu oraya çevirirken gördüm arkadaşlar. Bakın şunu odaklayabilirsem eğer, şöyle. Orada bir sürü, bakın, sinek yavrusu. Biraz daha sıkmam lazım. Yani böyle bir eliniz sukulentlerinizin, kaktüslerinizin üstünde olması gerekiyor. Bu seradakiler ne yapıyor bilmiyorum. Yani bunu ne kadar arkadaşlar toplu ilaçlama da yapsanız bir tane bitkide kalabiliyor. Bakın benimkinde bir tane bitkide kalıyor. O demek oluyor ki eğer ben onu görmesem bütün bu camın etrafındaki çiçeklerimi saracak. Bu arada yabani otlar. Bakın. Yabani otlar böyle kendini güzelce sarmış benim sukulentlerimi. Böyle böyle sorunlar. Şimdi şeyi şuradan biraz bıraktım, bakın. Şöyle biraz bıraktım. Yarın değil, ondan sonraki gün şu arkadaşı bir daha ilaçlayacağım. Asıl biti o getirdi. Şu. Ondan sonra yani ona bir böcek bırakmış olması lazım arkadaşlar. Çok hızlı büyüyordu. Şöyle kökü çok kalın, çok hızlı, çok güzel büyüyordu. Ben dedim ki bunu atlatabilir dedim. Ama yok arkadaşlar, bakın şuraya bakın. Yapacak bir şey yok. Şöyle zehirlensinler. Şimdi arkadaşlar ilaçlamam bitti. Ben bu bitki sökümünü sukulent kanalım için çekmek istiyorum. Çünkü orada bu tür videolar çok seviliyor. Eminim siz de seviyordursunuz. Fakat sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalından onu izlerseniz ben de daha çok sevinirim. Bir de size söylemek istediğim başka bir şey var. Bakın şu nasılsa çok yumuşamış. Yani bu neden olur? Bunu bana Vehibe Hanım göndermişti. Ondan satın almıştım. Vehibe'nin renkli bitkileri sayfasından. Bundaki yumuşama neden olur? Bana yazarsa çok sevinirim. Vehibe Hanım, bunu görüyorsanız eğer, bu arkadaş çok sert değil. Şunlar da zor kendisine geldi ama çok sert değil yani. Şunlar iyi ama şu değil. Bunu bana yazarsanız çok sevinirim. Şimdi ben sukulent kanalım için arkadaşlar videoya geçiyorum.
Arkadaşlar bu akşamki yemek menümüz. Eyvah, bugün hamburgere kaldık. Kızım gitmiş markete, markete gönderdik. Evde sebze kalmamıştı. Patlıcan al dedim ve dedim patlıcanlı fırında dedim yemek yapayım. Sahura da kalır. O da gitmiş markete hamburger ekmeklerini görünce bütün şeyi değiştirmiş planı. Gitmiş hamburger ekmeği almış. Hadi bu iyi, bunu salatada kullanırım. Kornişon turşu almış. Ondan sonra şöyle acayip bir şey almış. Mayonez desen mayonez değil. Ve ketçap almış. Ondan sonra evde 6-7 kilo domates var. 2 tane domates almış. Kıyma almış. Soğanları da böyle iri iri doğradı. Bunu illa ne köfte yoğuracaksın. Kızım, yani bu böyle yok, böyle olacak. Tarifi de böyle olacak. Yani ne yapalım dedim. Baban da mı hamburger yiyecek? Babama sen bir şey yap, pilav yap. Baban pilav mı yiyecek? Bir daha ortanca kızı gönderdim. Bunları şimdi onlara yapacağım. Patates de almış işte. Bir de patates arkadaşlar, çuvalla biz geçen gün patates aldık eve. Gitmiş kızartmalık patatesler var ya 101'de, onlardan almış. Onlardan ben de çok kullanıyordum ama yakın zamanda, yani normalde normal kızartma mevzularına giriyordum. Ondan sonra onu da hazır almış. Cips patatesi satın almış. Ve böylece arkadaşlar bizim bu akşamki menümüz böyle. Hamburger yiyeceğiz. Düşünseniz iftarda. Neyse. Sonra arkadaşlar kızı gönderdim. Patlıcan aldırdım. Ve şu şekilde. Patlıcan yemeği yapayım. Üstüne domates sos dökerim. Bu köfteleri küçük yapıyormuşum. Ondan sonra elimi korkak alıştırmayacakmışım. Böyle de söylüyor bana. Yani bunlar da biraz boyutsuz oldu ama neyse. Bunu ben hızlıca yapayım arkadaşlar. Daha akşama çocuklara hamburger yapacağız. Bir de iftarda hamburgerimiz çıktı. Şu şekilde hazırladım arkadaşlar. Üzerine bunun şimdi domates sosu yapacağım. Yağını koyacağım, tuzunu koyacağım, salça koyacağım ve sonra fırına atacağım bunu. Biraz köftem kaldı şöyle. Onları da onun üstüne koymayı düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle büyük tepsiye geçirdim. Şu sıra tamamen eksik kalmıştı. Koydum, domates de daha koymadım. Çünkü üstüne bol sos koyacağım şimdi. Ve fırına göndereceğim bunu. Sonra da yemeğe şöyle 40 dakika kala bizimkinin hamburgerlerini hazırlayacağız. Bakalım. Yani gençler, ah gençler ah. Ne diyeyim? Arkadaşlar kıştan, kışa hazırlık, kıştan değil de yani kışa hazırlık böyle kavanoz benim melemenliklerim vardı. Bu sene pek yapmayı düşünmüyorum ama şöyle kurtarıcı olabiliyor. Bilmiyorum yapar mıyım. Yani o anki ruh halime bağlı. Ve bu domates sosunu döktükten sonra içerisine ben tuzunu falan koydum. Şöyle yağımı da koydum. Ve bu arkadaş fırına. Bu kadar kolay. Fırın yemeklerinin bu kolaylığını çok seviyorum. Çok harika oluyor.
Arkadaşlar güneşi gören sukulent kesinlikle çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bakar mısınız şuna? Boyuta bakar mısınız? Benim elim bu kadar. Şöyle. Ve şöyle perleme yoksa ne tür sukulent olduğunu bilemiyorum dediğim şu tür. Şu arkadaşın onun yavrusu olduğunu düşünüyorum. Bakın. Ve büyüme şekline bakın. Harika. Bu altlarından da yavruları var. Böyle yemeklerimi yaptım arkadaşlar. Bugün ne yaptım? Bugün bayağı bir şöyle Instagram için fotoğraf çektim. Instagram'a mı attım? Değil. Satış için isteyen arkadaşlar oldu. Onların isimlerini not ettim. Hangi çiçeği almak istiyorlarsa işte ben fotoğraf çektim, onlara attım falan. Bu süreçler arkadaşlar çok böyle zaman alıyor. Siz yani böyle sadece gönderilen kısmı bildiğiniz için yazışmalar çok uzun sürüyor. Ondan sonra onlara karar verdik. Sonrasında ben yani biraz bir arkadaşım var, onunla konuştuk. Bu bilinç temizleme diye işte bilinçaltındaki geçmişini affetme demoları var. O ona katılıyor. Onları anlattı biraz. Geçmişi affetme demolarını anlattı. Biraz o arkadaşı dinledim. Yani nasıldır, ne değildir öyle anlamaya çalıştım. Ondan sonra işte kızlarım gitti alışveriş yaptı ve ben o alışverişin akıbetinde yemek işine erkenden girişmek zorunda kaldım. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bunun çiçeği çıkıyor ve şunun çiçeği çok güzel arkadaşlar. Şunun çiçeği harika. Bir de benim çok beğendiğim bir tür vardı. Artık karar verdim. Bu sukulentim benim o çok beğendiğim türden arkadaşlar. Fakat bendeki yapraklar 3 kafa 5 kafa çıktığı için, bakın şurada da var, 3 kafa 5 kafa çıktığı için çok böyle nasıl ayıracağım onu sonrasında düşüneceğim. Bunlar nedir? Bunlar da arkadaşlar orkideler için bir tane şey var, size söyleyeyim, Instagrammer. YouTube'da da videoları var. Soner Kazas diye bir ziraat profesörü var. Ve ben onun canlı videolarına falan böyle katılıyorum, yorum yazıyorum. Bu muz kürünü orkideler için arkadaşlar çok öneriyor. Yani çok besin verilmesinden taraf değil orkidelere. İşte kesinlikle diyor, orkidelere çok fazla besin vermeyin. Çok fazla besin verip zarar vermektense hiç besin vermeyin diyor hatta. Yani daha çok iyilik yapmış olursunuz diyor. Ve bu konuda profesör, süs bitkileri konusunda. Ben de rastladıkça, hatta bu sabah da canlı açmıştı, gülleri anlatıyordu. Tekrar bir canlısında bekledim işte. Sorun olunca hemen cevaplandırıyor. O orkidelere muz kürünü, ben muzdan çok çekiniyordum sinek yapar diye, muz kürünü çok önerdi. O muz kürünü önerdiği için de, muz kürü de şöyle arkadaşlar, o yani direkt muzun enzimi olarak önermiyor. Bunun güzelce güneşte kurutulmasını, şöyle ben bir araya toplamıştım video çekeceğim diye ama sereyim, hadi size de söyledim. İyice bunlar kurutulduktan sonra rondodan geçirip iyice öğütülmesini ve çay gibi demlenerek soğutulup orkidelerin o şekilde verilmesini, enziminin o zaman çözülmüş olduğundan falan bahsetti. Ben de böyle birkaç muz kabuğunu kurutmak istedim. Ama direkt bebeklerin üstüne koymuşum. Çok yanlış bir hareket bence. Şuraya koyalım. Bunlar büyümüş abla olmuşlar artık. Şuraya koyalım. Bunlar burada büyüsünler. Çünkü diğer arkadaşların güneş ışığına ihtiyacı var. Yani ben Soner Kazas'ın
videolarındaki bir de canlılarında böyle soru cevap şeklindeki canlılarındaki durumdan dolayı şunlara dedim kurutayım. Orkidelere sıvı besin gübresi vermiyordum zaten. Ama dedim bunu dedim bir denerim diye düşündüm. Ben de böyle şeyden çok çekiniyorum arkadaşlar. Herkes komposttan çekiniyor. Ben komposttan çekinmiyorum. Kompost yapmaktan. Fakat böyle ekstra bir gübre falan vereceğim zaman sineklenme olayından çok çekiniyorum arkadaşlar. Yani bu beni gerçekten böyle tırstıran mevzulardan bir tanesi. Bir de şu kabukları aldıktan sonra size şunu göstermek istiyorum. Bakın. Şu çok sevdiğim bir tür vardı. Hatta satın almayı düşünüyordum. Instagram'da bazı sayfalarda var. Bakın. 1, 2, 3. 3 kafa burada var. 4, 5 kafa. Şu da ondan arkadaşlar ama. 5. Şöyle 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 3 tane yaprağımdan. Bakın 3 tane yaprağımdan tam 11 kafa var arkadaşlar. Şurada da var 3 tane. 11 bakın. 11 12 13 14 14 kafa var. Şundan. Bu da arkadaşlar buyurun. O kadar uğraştım ve sonunda kendi kendine koptu. Tabii bu arkadaşa atmayacağım. Bu arkadaşı şöyle şuraya koyacağım. Bakın burada ne yapacak? Oraya koydum, geri aldım arkadaşlar. Bakın altları çatlamış. Bunun bir kökü vardı. Bu yavru vermiyordu. Hep kökünü kendini büyütüyordu. Kendini bebek zannediyordu. Bunu buraya koyacağım. Çünkü onu orayı sularken onu oradan alabilirim. Bakayım yavru verecek mi? Bu ilginç varlık. Yani artık ona bitki demiyorum. Ve şuradan çıktı arkadaşlar. Kökü şurada. Bakın. Kökü bayağı şurayı sarmış. İnanın kökünü de bakacağım ha. Yok. Boş. Arkadaş sadece kök salmış. Sadece kök arkadaşlar. Başka bir şey yok. Neyse yapacak bir şey yok. Ne diyordu? Nasipse gelir Çin'den Yemen'den. Nasip değilse ne gelir elden diyordu. Şimdi de onun bana vereceği sukulent nasip değilmiş. İnşallah nasip olur. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Ben de ümidimi kesmiyorum ve bekliyorum onu. Şimdi arkadaşlar bir de benim şu türü eğer kış gelirse bu don olayından korkumdan yemin ederim şunu ve şunu sökeceğim eve alacağım. Saksıdan şu ikisini. Bu ikisinin büyümesini çok merak ediyorum. Bakalım. Böyle arkadaşlar şimdi şu benim şu benim kendi grafto türüm. Bununla şunun farkı arkadaşlar renk tonunda bir fark var. Bir. İki. Benimkisi şöyle iki yaprak iki yaprak kenara açılıyor. Yani şöyle iki yaprak iki yaprak iki yaprak olarak büyüyor. Fakat bu üç yaprak olarak büyüyor. Bir tık daha farklı. Bir de en çok istediğim, en çok büyütmeyi hayal ettiğim türlerden bir tanesi bu arkadaştı. Böyle kristal gibi yaprakları var. Bakın onun bende şöyle büyümeye çalışanı da var burada. Ondan da bende bayağı bir oldu. Ama büyümesini bekliyorum tabi. Şu. Çok değişik bir tür. Öyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İnşallah yarın tekrar videomuzu açmak nasip olur. Hoşça kalın.